Avrupa'nın Rotterdam'dan sonraki en büyük liman kenti olan ve dünyanın elmas başkenti olan Antwerp'ten herkese selamlar. Antwerp bir liman kenti olması ve birçok iş imkanı barındırması dolayısıyla Belçika'nın en kalabalık şehri aslında. Ve ikinci en kalabalık şehir olan Gent'ten nüfusu iki kat fazla. 530 bin civarı insan yaşıyor bu şehirde. Biz bugün buraya Flixbus'la geldik. Yani otobüsle geldik Eindhoven'dan. Geliş biletimize 12 euro, dönüş biletimize 15 euro ödedik kişi başı. Ve saat 1'di şehre vardığımızda. Dönüş otobüsümüz de saat 10'da olacak. Yani 9 saat boyunca bu şehirde olacağız. Bu videoda da bu şehirde neler varmış keşfedeceğiz. Otobüsle geldik ama Antwerp'in tren istasyonunu herkes görün görün diye yazmış internette. Çünkü burası mimari açıdan çok güzel bir tren istasyonuymuş. Şimdi o tren istasyonunu görmeye gidiyoruz. Yılında tamamlanan bu tren istasyonu farklı kuruluşlar tarafından hem dünyanın hem de Avrupa'nın en güzel tren istasyonu da seçilmiş. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel. Şimdi elmas ticaretinin yapıldığı bölgeye geliyoruz yavaş yavaş. Burçak burayı kemer altına benzetti. Bir işhanı havası var gerçekten etrafta. Kötü mimari, kötü sokaklar ve kapalı dükkanlar cumartesi olduğu için. Ama muhtemelen çok pahalı yani her şey. Evet. Elmaslar da bir ayrı parıldıyor gibimize geldi hatta yavaş yavaş. Evet, bize böyle geldi bilmiyorum ama gerçekten çok parlıyorlar. Bak şurayı yani. Hemen gösterelim. Yani bizce biraz fazla parlıyorlar. Gerçekten kesimleri vesaire kaynaklı olabilir bu. Ki Antwerp'in bu konuda en yetkin şehir olduğu da biliniyor. Şu anda elmas ticaretinin yapıldığı o bölgeye geldik. Tarihte ilk elmasa bundan 2500 yıl kadar önce Hindistan bölgesinde rastlanmış ve Avrupa'ya ticaretlerle 10. yüzyıldan sonra ulaşmış. 15. yüzyılda Belçikalı bir elmasçı bu elması parlatma yöntemini icat ettiği bir parlatma tekeriyle bir üst seviyeye çıkarıyor ve şehrin konumundan ötürü de Antwerp üzerinden elması pazarlamak çok kolay olduğu için bu şehirde elmas çok önemli bir hale geliyor yıllar içerisinde. Dünyadaki ham elmasların %80'inden fazlası Antwerp'ten geçiyormuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu sektörü biraz Yahudiler üstlenmiş ve dolayısıyla Antwerp'te de 15-20 bin civarında yaşayan bir Yahudi nüfusu var. Bu dükkanların birçoğunun sahibi Yahudilermiş. Bugün günlerden cumartesi. Cumartesi Yahudilerin kutsal günü. O yüzden aslında çalışmıyorlar ve buradaki dükkanlar da kapalı. Elmas ticareti cumartesi günü olmuyor. Bu sektör yavaş yavaş iş gücü dolayısıyla Hintlilere geçmiş. Hindistan'da da artarak büyümeye devam ediyormuş aslında. Cumartesi günü harici bu bölgeye gelirseniz geleneksel kıyafetlerini giymiş ve dükkanları açık ticaret yapan bir sürü Yahudi görmeniz mümkün olacaktır. Bugün dediğim gibi bu dükkanların çoğu kapalı. Biz o bakımdan biraz şanssızız. Thank you.
Bu caddenin ismi Meir. Burası Antwerp'te sadece yaya trafiğine açık en büyük alışveriş caddesi. Bulamayacağınız marka muhtemelen yok. Kalabalığın olduğu bir dükkan gördük. Waffle ve dondurma satıyor. Biz de deneyelim dedik. İsmi Avustralya. Waffle tabanlı, birer top dondurma, birer top da kremalı. Atıştırmalık aldık kendimize ama muhtemelen bizi bayağı doyuracak bu. Çünkü porsiyonu bol gözüküyor. Ağır bir şey tutuyorum elimde. Ben limonlu dondurma aldım. Güzel dondurma. Güzel. Bayağı tatlı. Güzel. Bayağı ferahlatıyor. Bir de limon yazın bence çok güzel oluyor. Hemen waffle'a bakıyorum. Çatalı da vardı. Waffle ve krema da çok güzel gerçekten. Az önce bulunduğumuz Meir isimli alışveriş caddesinden dümdüz ana kilisenin, Meryem Ana Kilisesi'nin oraya yürürseniz bu meydana çıkıyorsunuz ilk önce. Buranın ismi Groenplatz. Burada yine böyle meydan boyunca köşelerde birçok kafe var, restoran var. Dinlenmek isterseniz buradaki bankları da kullanabilirsiniz, o restoranlara da oturabilirsiniz. Burası ana kilise, Meryem Ana Kilisesi manzaralı bir meydan. Kilisenin hemen sağındaki sokak bize çok tatlı kafeler ve çok tatlı yerler var. Derece olunca yetiyorsunuz. Böyle bir sıcak olamaz. Gerçekten kiliseye şu an biraz serinleyelim diyelim. Ve çok güzel içerisi. Giriş ücretliymiş. Kişi başı 12 euro. O yüzden girmeyeceğiz tabii ki. Biraz serinleyip. Biraz şu kapı girişinde bekleyip çıkabilirsin. Evet. Şöyle buradan biraz gözüküyor. Zaten devasa bir yapıydı. Şehrin birçok yerinden görebileceğiniz ve 1521 yılında tamamlanmış olan bu katedralin ismi Meryem Ana Katedrali. Bu katedralin çan kulesi UNESCO Dünya Mirası listesinde. Önünde bulunan meydanda gerçekten çok tatlı, güzel Belçika mimarili binalar ve oturup güzelce soğuk şeyler içebileceğiniz böyle sıcak havalarda birçok kafe restoran bulunuyor. Antwerp'e geldiyseniz bu meydana kesinlikle gelmelisiniz. Bu kiliseyi kesinlikle görmelisiniz. Biz şu an buranın atmosferini beğendiğimiz için burada bir yer seçip oturacağız. Antwerp'e has bir bira varmış. Triple Dan versiyi, onu denemeyi düşünüyoruz.
Mart'ta buz gibi bira gerçekten iyi geliyor. Bu bira da bu şehre özgü bir bira. Burada üretiliyor. Alkol oranı %8, biraz yüksek. Belçika deyince zaten akla gelen şeylerden bir tanesi bira, bir diğeri waffle, bir diğeri patates kızartması, bir diğeri çikolata. Şu an bira deniyoruz. Manzaramız da çok güzel. Tam Meryem Anne Katedrali'ne karşıyız. Burada biraz vakit geçirdikten sonra Grote Markt Meydanı'na gideceğiz. O da şu an oturduğumuz kafenin hemen arkası aslında. Kiliseye çok yakın. Arkamda bulunan Meat Factory ve BMR yazısını görüyorsunuz. Hemen o dükkanların önünden şu an bulunduğumuz meydana geldik. Az önce bulunduğumuz yer kilisenin hemen önüydü ve hemen bir sokak arkası Grote Markt, şu an bulunduğumuz meydan. Ve bu meydanda bulunan en önemli eserlerden bir tanesi de Antwerp Belediye Binası. O da şu an tam arkamda duruyor. Burada yine vakit geçirebileceğiniz birçok kafe, restoran bulunuyor. Biz de şimdi buradaki restoranlardan bir tanesine yemek yiyeceğiz. Kışın Christmas Market, yani Noel Pazarı da bu meydanda kuruluyormuş. Meydanın hemen ortasında cesur asker Brabo'nun bir heykeli bulunuyor. Antwerp'in ortasından geçen Schelde isimli bir nehir var ve bir zamanlar bir inanışa göre bu nehirde bir dev yaşıyormuş ve bu nehirden geçen bütün gemilerden, insanlardan geçiş ücreti talep ediyormuş. Eğer biri vermeyi reddederse o kişinin bir elini kesip nehre atıyormuş ve bu Brabo isimli asker de bir gün buna artık bir dur demek istemiş ve nehre gitmiş ve o devin elini koparmış. Tam nehre atarken de bu heykeli resmetmiş aslında heykeltıraş. Burada bunun bir temsilini görüyoruz. Aslında Antwerp'in isminin de buradan geldiği söyleniyor. Yani kelimelerin nereden devşirildiğine bakarsanız aslında eli atmak gibi bir anlamı var Antwerp'in. ...1225'te inşa edilen bu yapı Antwerp'in en eski yapısı aynı zamanda. O zamanlar şehir surlarının bir parçasıymış ve şehir kapısıymış. Şu an 2021'den beri de turist bilgi merkezi olarak kullanılıyormuş. Saat 6'da kapanıyor gözüküyor Google'da. Ama bir içeri girip bakalım nereye kadar ulaşabiliyoruz. İçeriye serbestçe girebiliyorsunuz. Herhangi bir kapı vesaire yok. Şuradaki cam kapı turist bilgilendirme merkezi. Buradan denizi görecek miyiz?
Eren Sayar. Şelde Nehri'ni göreceğiz. Bu nehir şehirde önemli bir yere sahip. Çünkü burası bir liman şehri ve gemilerin yeri geldiği zaman içeriye kadar ulaşabilmesi gerekiyor. Bu yüzden buraya hiç köprü yapmamışlar. Bütün ulaşım tünellerle yer altından sağlanıyor. İnsanlar için de aynı şekilde, arabalar için de aynı şekilde. Sadece gemiler için yani. Aynı. Gemiler serbestçe dolaşabiliyor suyun üstünde. Hiçbir köprüyle karşılaşmıyorlar. Süper. Grote Markt'ı gezdikten sonra sıcak bizi bayağı çarptı. Oradan sonra da arkadaşlarımız geldi yanımıza. Yemeğe oturduk ama maalesef o yorgunlukla ve onların yanımıza gelmiş olmasıyla yediğimiz yemeği çekmeyi unuttuk. Ben hamburger yedim, Burçak da makarna yedi. İçeceklerle birlikte 50 euro gibi bir para ödedik ona. Ama maalesef videosunu göremeyeceksiniz o kısmın. Oradan sonra da nehir kenarına gittik ve Şelde Nehri'ni gösterdik size. Şelde Nehri'nde de aslında vaktimiz kalsaydı şunu yapmak istiyorduk. Rotterdam videosunu izlediyseniz, Rotterdam videosunda nehrin karşısına geçebildiğiniz bir tünel var nehrin altından. O tünelin birebir aynısı burada da vardı. 600 metre uzunluğundaymış. Nehrin karşısına o tünelden yürüyerek nehrin altından geçip şehri karşıdan da çekmek istiyorduk ama yapamadık. Böyle bir şey mümkün. Bilin, gitmek isterseniz gidin. Karşı tarafta oturabileceğiniz birkaç kafe de var. Çok fazla bir şey yok ama dediğim gibi nehrin yakınında oturabilirsiniz birkaç kafede. Şimdi günü bitirdik Antwerp'te. Şehri genel olarak sevdik. Bir daha gelir miyiz? Geliriz. Şehrin farklı farklı kısımları var. Farklı farklı bölgelerde yoğunlaşmış farklı tarzda kafeler var. Yani nereye gitseniz burası da güzelmiş diyebiliyorsunuz mesela. Onun için Antwerp'i kesinlikle tavsiye ederiz. Bir gün burada rahatlıkla geçirebilirsiniz. Biz videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bitirmeden önce şunu eklemek istiyorum. Aynı bizim gibi Hollanda videoları çeken ama gezi videolarından ziyade Hollanda ile ilgili, Hollanda'da yaşamla ilgili bilgi veren başka bir kanal daha var. Ben kendisini çok seviyorum. Deniz ismi. Kanalın ismi de Hollanda'daki yazılımcı. Onu da takip edebilirsiniz. Mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.